arkadaşlar. Sonunda kanalıma hoş geldiniz diyebiliyorum. Çünkü çok karışık bir video oldu. Gerçekten çok garip bir video oldu ilk defa. Ve şöyle söyleyeyim. Videoyu çekip bitirdikten sonra şu an burada bu videonun açılışını yapıyorum. Neden? Özgür sağ olsun Deep Dive dalış okulunda gel dedi bir dalış videosu çekelim. Su altı videosu falan yapalım. Ben de çok heyecanlandım bu fikre. Ayrıca da çok sevindim. Tamam dedim. Geçtiğimiz haftalarda Erol Hoca'nın önderliğinde bir grupla beraber dalışa gittik. Önce hiç dalış tecrübem olmadığı için böyle bir 5 metrelik bir dalış yapacaktım. Şey onlar 30 metreye daldılar o gün yani. Ama ne hikmetse o gün başıma gelmeyen kalmadı. Zaten video içerisinde bunları da sürekli olarak söyleyeceğim size. Bayağı bir sıkıntı yaşadım. Dalamadım yani. İlk dalışta, bugün yaptığımız dalışta ise sonunda dalma şansım oldu. Ki dalışla ilgili de gerçekten çok güzel hissiyatlarım oldu. Onu da daha sonraki kısımda anlatacağım. Sizi de daha fazla bekletmeden dalış günü sabahından itibaren iki dalışında böyle görüntülerini harmanlayarak sizler için bir video hazırladım. Videoyu beğenip de kanala da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videoya geçelim. Tamam. Of, içine zor kısmı ya. Gördüğünüz gibi bugün tüplü dalış yapacağız. Bir de geçelim, zaten geç kaldık. Biraz da onun gerginliği var. Şu adam oldun işte. Ya ben nefes alamıyorum şu an açıkçası. İnsanlar da bekliyor. İnsanları da daha fazla bekletmeden hadi geçelim. Yes. Öncelikle hoş geldiniz. Güzel olacak inşallah. Havamız güzel. Deniz tamam. Bugün listemiz şu anda 9 dalgıç, 2 öğretmen var. Artı bir tane botmen var. Sizin isminizi yazmadım listeye. Onları da yazmak zorundayız. İbrahim Botmen teknede duracak. Teknede o ne derse onu yapmak zorundayız. Teknenin dengesini, gidişini ve içeride dalgıçların suya girişini o denetler. Ben de kontrol ederim. Böylelikle güzel bir dalış olur. Zaten bugün dalacak olan arkadaşların tümü bu işin uzmanı diyeyim size. Herkesin 250-300 dalışı var. Bu nedenden dolayı herkes kendi bodysiyle dalış yapacak. Güzel bir dalış olacağını tahmin ederim. Bugün iki dalış yapmayı planladık. Hava müsaadeli. Göreceğiz birlikte. Ben yavaştan geçiyorum. Pitos dalış noktasındayız. Dip 38 metre, üst taraf rifin üstü 28-30 metre, iyi dalışlar, herkes sırayla hazır olan arkadan başlayıp gidebilir. Elin regülatör ve maskede, sol elin ağırlık temelinde burada, ileriye bakıyorsun, bir adım atıp suya düşüyorsun. Evet. Gel 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 gel. Yüz buraya. Bana gel. Hoş geldiniz. Şimdi şeydeyiz değil mi kanka? Bu Deep Dive dalış okulunun anı mı diyeyim ya da malzemelerin olduğu yer. Ana merkezi. Ana merkezi. Dersler falan burada mı veriliyor? Aynen. Şimdi burada ekipmanlarımızı giyeceğiz. Bugün umuyorum ki bir sıkıntı çıkmayacak geçenki gibi. Günaydın. 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 Vay be. Ama bu sefer üzerime dar olmayan bir şey giyeyim. Geçen nefes alamadım. Kustum mustum yani bir de o yüzden. Bayağı sıkıntılıydı. Çek çek, günün sonuna kalarsın. Dur şöyle yapacağım. Hem de her yiğidin bir dalgıç kıyafeti giyişi vardır. Kanka oldu herhalde. Şimdi arkadan ipini kavra. Kavradım. Kavradan çek. Şöyle mi yapmam lazım? Tuttum bak. Bayağı şeyim ha. Evet. Vallahi geçenkinden daha rahat kanka ya. Oh be.
Herkes kendi alışverişini kendisi hazırlıyor değil mi hocam? Aynen öyle. Lisansını aldıktan sonra herkes kendisi hazırlıyor. Lisans alana kadar siz burada bunu nasıl takılıyor? Yardımcı oluyoruz. İlk gösteriyoruz birebir. Daha sonra sadece takip. Ondan sonra da bitirdikten sonra kurumunu kontrol. Böylelikle yavaş yavaş kendine özgüveni artar kişinin. Siz denizden geliyorsunuz herhalde hocam. Evet. Her dalış öncesi böyle dalış rotasına gidip yüzüyorsunuz herhalde, bakıyorsunuz sanırım. Öncesi evet, dalış noktalarını kontrol ediyoruz. Tamam mı, akıntı var mı? Bazı zamanlarda böyle. Yazın bakmıyoruz, yazın iyi havalar ama şimdi tam havaların değişken olduğu bir dönem. Böylelikle kontrollerimizi yapıyoruz. Daha kaliteli dalış yapabilmek için. Yes. Basıncı kontrol ettik. 210 bar havamız var. Sıfırlıyoruz. Bu da tamam. İsimimiz tamam. Her şey kontrol. Tamam. Evet Samet Bey. Kanka oğlum orada nasıl gideceksin şimdi? 1.5 metre dedi. Aynen. Şimdi 1.5 metre olamaz ya. Tekne uzaktaydı o zaman. Uzakta da yakın yani, merak etme sen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekneye gidiyoruz. Oğlum kendimi var ya komando operasyonu operasyona çıkmış gibi hissettim, bu ne ya? Şunu çekeyim. Üşüyorum Jack. Ha, bugün daha iyi. Daha iyi görünüyor yani. Umuyorum ki geçen yaşadığımız olumsuzlukları yaşamayacağız. Şu an ses alıp almadığımdan da emin değilim. Geçen sesler de gitmişti yani. Şimdi 20 metreye doğru daldılar. Bayağı buradan görünüyorlar zaten. İpe tutunarak gidiyorlar. Biz de teknede kaldık. Şimdi en son teknenin sahibi İbrahim abi, o da atladı. Özgür'le teknede biz kaldık. Şimdi onlar yaklaşık bir yarım saat kadar suyun altında kalacaklar. İşte ondan sonra çıkacaklar. 5 metreye doğru gideceğiz. Şu anda 20 metredeyiz çünkü. Yani dediğim gibi biz 20 metreyi dalamıyoruz. Çünkü benim dalış eğitimim yok. Ya da daha önce hiç dalmadım. İlk defa dalacağıma göre yine kıdemliyim yani. İlk defa dalıp 5 metre dalmak da bence kolay değil herhalde, değil mi? İlk dalışta 5 yani metre daldırmazlar. Normalde 1.5 metre. Evet. 1.5'da gösterilmiyor. Ondan sonra 5 metre. Ama biz bugün 5 metre deneyeceğiz. Tekne bize kaldı kanka. Şeyi göstermek istiyorum. Bu gözlüklerin temizlenme biçimi çok hoşuma gitti. Maskelerin. Aynen, pardon, özür dilerim. Maskelerin temizlenme şekilleri çok hoşuma gitti. Ve tutsana bir temizleyeyim şöyle bir. Kardeşim bunu böyle alıyorsunuz, tamam mı? Bu arada bu şaka değil. Gerçekten böyle temizlenip. Böyle tükürüyorsun bir de maskeye. Elinle böyle içini gezdiriyorsun. Ne kadar hijyenik, değil mi? Böyle temizliyorsun. Buharlaşmasını önlüyor suyu altında. Buharlaşmasını önlüyor, tükürüyorsun. Aynen. Ondan sonra bir sudan geçiriyorsun. O şekilde takıyorsun değil mi? Aynen öyle. Sudan geçirin. Aman ha. Şuna sıkıdı diyeyim. Ya. Kanka düşmem değil mi? Düşmez. Tamam. Böyle maskeler bu şekilde temizleniyor arkadaşlar. Yani dalış yaparsanız eğer
gördüğünüz zaman garbinize gitmesin. Bunu ben boynuma takıyorum. Aynı ilkokuldayken silgisini kaybetmesin diye annesi boynuna bağlar ya çocuğun silgini. Ben de ona döndüm. Geçen arkadaşlar, geçenki dalışta teknenin sahibi olan İbrahim abi neden bir gözlük rica ettim. Ha? Maske. Abi, karıştırıyorum kanka, deniz şeylerini biliyorum. İbrahim abiden bir maske rica ettim. O da sağ olsun verdi. Yani dalmayacaktım suya. Sadece 30 metrede onlar dalarken ben de kenarda yüzecektim böyle. Hani suyun içine falan bakarım diye. Neyse atladım, baktım falan. Ondan sonra maskeyi kafama taktım. Ondan sonra biraz dedim midem bulandı hafiften. Şey oldum yani, ilk defa tekne turuna çıktığım için midem de bulanmıştı. Şöyle dedim biraz uzanayım. Suyun üzerine uzandım. Maske de kafamdayken sen maske düş. 30 metre derinliğin olduğu bir yerde maske kafamdan düştü. Ve suyun derinliklerine doğru daldı. İşte İbrahim abi biraz kızdı tabi. Buradan orada tekrar özür diliyoruz. İşte de aşağıdakilerden biri bulursa şansımıza bulunamadı. O yüzden bir maske borcum var. Tekrar böyle bir durum yaşamamak için de gördüğünüz gibi maskeyi boynuma geçirdim. Bu kadar. Ya bu geçen yaşadığımız şeylerden bir tanesiydi sadece. Atlarken şu yani sırtım olmadığı için, uymadığı için değil mi? Herkesin çünkü ekipmanlarını önceden kendisinin ayarlaması lazımmış. Bizim öyle bir şansımız olmadığı için başkasının ekipmanını takarak atlarken de sırtımda patladı. Zaten onun görüntülerini de görüyorsunuz şu anda. Baya sırtımda patladı yani şey. Ondan sonra başka ne geldi başıma? Kustum. Çok kustum. Güzel kustum yani. Çok sağlam da kustum. Başka ne oldu o gün? O gün hiçbir şey yolunda değildi benim için. O gün bir sürü aksilik yaşadık ama. O renk patladı. Overflow oldu. Suya da girsem büyük ihtimal vurgun yiyecektim ben suyun altında. Hayırlısı böyleymiş. Suyun altına giremedik yani. Girsem büyük ihtimal vurgun yerdim. Öyle şimdi onları bekleyeceğiz. Onlar geldikten sonra 1,5 saat falan bir bekleme süremiz olacak yine değil mi? Aynen. Yaklaşık olarak. Onlar ikinci dalışı yapmayacağı için fazla beklemeyebiliriz. Ha. Çünkü vücudun 30 metre bir aşağı indiğiniz için basınç oluyor yani vücudunuzda. Onun dinlenmesi gerekiyormuş ikinci dalış için. Ama tekrar dalmayacaklar için beni böyle bir çimeyim diye 5 metrelik bir yere götürecekler. Ben de orada kendi kendime çimeceğim herhalde. Burası 5 metre mi oluyor şimdi? Thank you.
Çok iyi. Evet, video geçti ya, daldık çıktık. Şimdi dalışla ilgili bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten hepinize tavsiye ederim. Yani hayatınızda bir kere de olsa tüplü dalış yapın. Çok başkaydı ya. Gerçekten çok başkaydı suyun altı. Zaten görüntülerde de gördüğünüz gibi orası bambaşka bir dünya ya. Çıkmak istemedim, biliyor musun? Gerçekten çok keyif aldım. Hiç çıkmak istemedim. Mutluyum. Deep Dive Dalış Okulu'na da çok çok teşekkür ederim. Erol Hoca'ya, Erol Hoca'nın ekibine çok çok teşekkür ederim. İbrahim abiden tekrar özür diliyorum. Maskesini kaybettik. Ona da güzel bir maske alacağız yakın zamanda. Yani bu videoda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için arkadaşlar abone ol butonuna abanalım. Abone olun. Videoyu beğenin. Gerekirse paylaşın. Sizleri seviyorum. Düşüncelerinizi de aşağı yorum olarak bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.